Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok pratik bir tarifle geldim. Tavada elmalı kek yapacağız. Bu kek 10-15 dakika içinde yenmeye hazır harika bir lezzet. Mutlaka deneyin diyorum ve nasıl yapmışım hemen tarifine geçiyorum. Şimdi kekimiz için iki tane küçük elmayı soydum. İnce ince dilimledim. Hemen kekimi yapmaya geçiyorum. Bir yumurta üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave edip şekeri iyice çırpıyorum. Krema kıvamına gelene kadar çırpıyorum. Bakın bu şekilde. Sadece bir yumurta kullanıyoruz. Ee, çok da az malzemeli arkadaşlar. Çırptığım yumurtanın üzerine 1 çay bardağı süt, yarım çay bardağından az fazla şöyle 2 parmak eksik, 1 çay bardağından da 2 parmak eksik sıvı yağ ekliyorum. Onları da güzelce karıştırıyorum. Bildiğiniz kek yapımı gibi arkadaşlar zaten bir su bardağı un ilave ediyorum, bir paket kabartma tozu ilave ediyorum, bir paket de vanilya ilave ediyorum. Hepsini güzelce çırpıyorum. Un miktarı yeterli mi değil mi? E, hepsini çırptıktan sonra şöyle bir bakacağım. Yumurtam biraz büyük olduğu için bir su bardağı yetmedi, şöyle bir yemek kaşığı daha eklemek istedim. Tam kıvamını bulabilmek için Siz kontrollü koyun yumurta küçükse bir su bardağı da yeterli olur Şöyle çay kaşığının Bir silme çay kaşığı da tarçın ilave ediyorum elmalı keke tarçın çok yakışır Hemen pişireceğim tavamın tabanını yağlıyorum tavam kalın Granit tava arkadaşlar ince alüminyum gibi ince tava varsa onda Bu keki asla denemeyin fırında pişirin ee, pişirmenizi tavsiye ederim. Ocağın üzerinde ince tavalarda pişmez. Ancak altına 3-4 kat katlanıp e, koyduğunuz alüminyum folyo varsa pişirebilirsiniz. Tavamı tereyağı ile yağladım. Tereyağın fazlalıklarını tabanında bırakacağım. Şöyle 2 2,5 3 kaşık kadar toz şeker tavamın tabanına serpiyorum. Ee, bu elmalarla birlikte karamelize olacak. Ee, çok güzel olacak. El, dilimlediğim elmalarımı hemen şöyle diziyorum şekerin üzerine. Malzeme listesini detaylıca videonun altına yazacağım. Mutlaka oradan e, bakarak ve videoyu izleyerek püf noktalarına dikkat ederek yapın arkadaşlar. Kek harcımı elmalarımın üzerine döküyorum. Şöyle bir düzeltiyorum spatula ile. Heh, pişirmeye geçiyoruz. En büyük ocağımı yaktım. Altını iyice kıstım. Tavamı üzerine koydum. En küçük ocakta da pişirebilirsiniz. En büyük ocakta başından ayrılmadan 8 dakika içerisinde hemen pişiyor arkadaşlar. Baktığınız ocağımız çok fazla yanıyor. Hemen küçük aca ocağa alın. Şimdi kekimizin üst kısmı bu şekilde elimize bulaşmıyorsa altı pişmiş demektir. Ee, bir tabağımı sıvı yağ ile yağladım kekimi ters çevirmek için ama tavsiyem tabakla çevirmeyin çünkü benimki yapıştı çok zorlandım. Tavsiyem tabağın üzerine e, bir yağlı kağıt koyun öyle çevirin kekinizi. Keki çevirdik tekrar diğer yüzünü de kızartmak için koymadan önce tavanızı bir peçete ile e, kağıt havlu ile temizleyin yanık olmasın. Tekrar bir e, yağ Ekleyip tavamı tekrar bir yağlıyorum. Gördüğünüz gibi tavada tavaya boşaltamadım e, keki. Üst tarafı tabağa yağladığım halde yapıştı. Mutlaka alüminyum folya veya yağlı kağıt e, tabağınızın üzerine koyun yapışmasın. Bin bir zahmetle çevirdim. Birazcık kekim kırıldı o yüzden bakın ortasından parçalı bir şekilde. Bir dakikada böyle pişiriyorum altının kızarması için. Çok fazla bekletmeyin hemen yanar. Bir dakika yeterli olur. Evet kekim hazır servise. Canınız tatlı istediğinde aniden yapıp yiyebileceğiniz harika bir lezzet. Lezzeti çok güzel, içi çok güzel bir şekilde pişiyor. Ocakta 8 dakika kadar pişirmeniz yeterli oluyor. 1 dakikada diğer tarafını pişirin. 9 dakika yeter arkadaşlar. Hemen şöyle dilimini kestim. Üzerine evde hazır karamelim vardı. Karamelle süsledim. Elmalı keke karamel çok yakışır. Mutlaka sizde varsa tavsiye ederim dökün üzerine. Çok güzel bir lezzet oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gördüğünüz gibi bugünkü tarifimin de yine sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.